İyi günler Hülya Hanım. Burası ne atölyesi, bize açıklar mısınız? Burası Hüsnü Saadet Mutluluk Bahçesi Ebru Atölyemiz. Kaç yıldır bu atölyede çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz? Burada 2 yıldır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fakat daha önce de Ebru çalışmalarımız oldu. Değişik yerlerde, evde ve bulduğumuz mekanlarda çalışmaya çalıştık. Fakat Ebru yapacağımız yerin sessiz, sakin ve bizim işimizi yürütebilecek nitelikte iyi bir atölye olması gerekiyor. Ebru nasıl bir sanat? Yani size ne hissettiriyor? Ebru ilk önce maneviyatı güçlü olan insanların yapması gereken bir sanat. Bir sanat olduğunu düşünüyorlar. Fakat böyle değil. Her şeyden önce iyi bir ruh, incelik ve sabır işi ve boyaların kozmik, ya boyaların şekil olarak kıvamını, yapısını çok iyi bilmemiz gerekiyor ve kendimizi kozmik boyutta güzel bir aleme sürüklediği için, yani birçok şeyi önceden hazırlayarak yapmamız gereken bir sanattır. Teşekkürler açıklamalar için. Biraz da tarihçesinden bahsedebilir misiniz? Ebru ilk önce 16. yüzyılda Türkistan'da başlayan bir sanat. Bulut kelimesine yani bulut şekillerine benzediği için ebir kelimesinden türemiştir. Yani normalde atışların büyük bir çoğunluğu bulut kümelerine benzediği için Arapça ebir anlamına gelen kelimeden türemiştir. Aynı zamanda Farsça'da da ebru kaş kelimesiyle eş anlamlı, ezilmesiyle elde edilmekte. İlk önce bir ana kavanozumuz var. Ezmiş olduğumuz ve sulandırmış olduğumuz boyamızı özellikle ince kütleler haline gelinceye kadar ezmeye çalışıyoruz. Yani bunlar bizim göremeyecek kadar mikro şekilde ezilmesi gerekiyor. Ve almış olduğumuz boyayı ilk önce ana kabımıza yerleştiriyoruz. Ana kabımıza yerleştirdikten sonra bu boyanın üzerine ana kabımızın yarısı kadar su ilave ediyoruz. Ve de suyun içerisine özellikle 40 damla öt ilave ediyoruz. Ve bu ödün belli bir süre, yani belki de bir aylık bir süre veya bazı boyalar için özellikle bir haftalık bir süre öt su içerisinde öd ve boyanın ayrışmasıyla, suyla ayrışmasıyla bir karışım elde ediyoruz. Daha çok ana kabımız içerisinde boyamızı daha sonraki aşamalarda özellikle başka bir kap içerisine alınmasıyla ve kaplardan da küçük kapları alınıp tekne üzerine atılmasıyla ebrumuzu elde edebiliyoruz. Teşekkür. Olan her boyadan elde edilebiliyor. Yani pigment boyalar, yani kimyasal olmayan boyalar tercih edilebilmekte. Evet, sanıyorum her şey doğal. Örneğin teknemizin içindeki su. Kitre veya su. Evet. Hangi malzemeden elde ediyorsunuz? Kitremizi birçok malzeme kitre olarak kullanılmakta. Fakat bunların içerisinde en çok kullanılacak olanı bizim kullandığımız deniz kadayıfı. Şu an kullanmış olduğumuz kitre. Bu kerajin olarak piyasada satılmakta. Bunun normal deniz kadayıfı ve ekstra deniz kadayıfı olmak üzere 2 çeşidi var. Şu an bizim kullandığımız kağıdımızı uygun şekilde yatırıyoruz. İlk önce üst tarafı. Kağıdımızı yatırmaya devam ettik. Evet. Kağıdı yatırmak da tekneye sanırım büyük bir dikkat istiyor. Hafif bir şekilde ilk önce uç kısmından, yani çaprazlama yatırıyoruz. Daha sonra diğer yerleri kapsayabiliyor. Yine tığımız yöntemiyle kaldırıyoruz. Hatip çalışmamız, yürekli papatyalarımız, yürekli çalışmalar. Evet, üstte gördüğümüz yürekli çalışmalar. Alttakiler çiçek, papatya tarzı. Evet, gayet güzel papatyalarımız. Altta karanfillerimiz. Hemen yanında
Daha üste doğru çıkarsak bülbül yuvamız. Evet, bülbül yuvalarımız. Battal çalışmamız.